yılbaşı gecesinde bir meslektaşımız hiç hak etmediği bir olayla karşılaştı. Aslında meslektaşımız bu olayla karşılaşmadı. Nida Barosu karşılaştı. Avukatlar karşılaştı. Ve bize göre hukuk karşılaştı, yargı karşılaştı. Bununla ilgili bir kamuoyu açıklaması yapacağız. 31.12.2014 tarihinde, yani yılbaşı gecesi, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca yapılan müdafi talebiyle birlikte baromuzca görevlendirmesi yapılan meslektaşımız büroda görevli polis memurlarınca hakarete uğramış, darp edilmek istenmiş, fiziki müdahaleyle karşılaşmış, binayı terk etmesi engellenmiştir. Niğde Barosu zorunlu müdafi lik görevlendirmelerini Cumhuriyet Savcılığı, kolluk ve mahkeme kalemleriyle koordineli bir biçimde bir otomasyon sistemine bağlı olarak yürütmektedir. Bu kapsamda şüphelilerin ifadelerinin alınmasının gerektiği hallerde ilgili birim baronun otomasyon sistemine kendilerine verilen şifreyle girerek baromuzdan avukat talep etmekte ve avukat görevlendirmesi yapılmaktadır. 31.12.2014 tarihinde saat 23.50 sularında, yani yılbaşı gecesi, Niğde Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından avukat ataması istenmiştir. Görevlendirme baromuz tarafından yapılmıştır. Görevlendirmesi yapılan meslektaşımız Niğde Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gittiğinde kendisine ifade alınmayacağını, sadece görüşme tutanağı düzenleneceği söylenmiştir. Meslektaşımız bu duruma itiraz etmiş ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının durumdan haberi olup olmadığını sormuştur. Polis memurları savcının haberi olmadığını, sanık talep ettiği için avukat talep edildiğini söylemişlerdir. Meslektaşımızın gözaltına alınan kişinin zorla getirme emrini yerine getirmek için gözaltına alındığını ve bir hata yapıldığını söylediğini, bu konuda ifade vermek istediğini belirttiğini söyleyerek gözaltına alınan kişinin bu yöndeki beyanının alınmasını talep etmiştir. Görevli polis memurları ise Cumhuriyet Savcısı ile görüşüldüğünü, kesinlikle ifade alınmayacağını belirtmişlerdir. Meslektaşımız kendisinin Cumhuriyet Savcısı ile görüşülmeden gece yarısı çağrıldığını, şahsın zorla getirme emri için yapılan bir gözaltı işlemi olduğunu, mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini söyleyerek bu durumun işlemi yapanların imzalarıyla tutanağa bağlanmasını istemiştir. Meslektaşımızın bu talebi görevli memurlarda olağanüstü bir asabiyete neden olmuştur. Çala kalem bir not düşülmüş ve kağıt meslektaşımızın önüne fırlatılmıştır. Meslektaşımız bana bu şekilde davranamazsınız diyerek ifade odasından ayrılmış, koridora çıkmıştır. Buna rağmen polis memurlarının öfkesi dinmemiş, meslektaşımızın arkasından yüksek sesle "Gel buraya, gel buraya, nasıl konuşuyorsun sen?" diye bağırılmış ve büroda bulunan polis memurlarının tamamı meslektaşımızın üzerine yürümüştür. Polis memurlarından bir tanesi müthiş bir özgüvenle, yani bu özgüvenin altını çiziyorum, "Alın bunu içeri, alın bakayım şunu bir içeri," diyebilmiştir. Bir diğer polis memuru elleri arkaya bağlı şekilde meslektaşımızın üzerine gelerek kendisini birkaç kez ittirmiş, bağırmış, fiziki müdahalede bulunmuştur. 3 ya da 4 polis memuru meslektaşımızın etrafını sarınca bir tanesi meslektaşımızın kolundan tutmuş, o esnada şube müdürü odasından çıkmış ve araya girmiştir. Şube müdürü konunun konuşularak halledilebileceğini söyleyerek meslektaşımızı odasına çağırmıştır. Odada konu şube müdürüne de aktarılmış ve ardından meslektaşımız şubeden ayrılabilmiştir. Görüldüğü gibi meslektaşımız müdafilik görevi için gittiği bir kamu binasında görevli polis memurlarınca hakarete uğramış, kendisinin merkezden ayrılması engellenmiş ve darp edilme tehlikesi yaşamış, fiziki müdahaleye uğramıştır. Hatta "alın bunu içeri" denilmek suretiyle anladığımız kadarıyla şubedeki nezarethaneye bile konulmak istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu eylemler polis merkezine çağrılma üzerine giden Niğde Barosu'nca görevlendirilmiş bir avukata yapılmıştır. Bu
bir avukata, üstelik gözaltına alınmış bir vatandaşın haklarını korumak amacıyla orada bulunan bir avukata bu tür davranışlarda bulunulması, vatandaşa karşı davranışlarının nasıl olduğu konusunda da ayrıca çok ciddi şüpheler uyandırmıştır. Bilinmelidir ki baromuza yapılan avukat görevlendirmeleri usul yerini bulsun, dostlar alışverişte görsün diye yapılmamaktadır. Avukat görevlendirmeleri tamamen yasal bir zeminde kişilerin kutsal savunma hakkını hiçbir baskı altında olmaksızın rahatça kullanması, hukukun gerektiği gibi uygulanmasını, insan haklarının korunmasını temin maksadına dayanmaktadır. Avukatın baskı altına alındığı bir ortamda yapılan her işlem hukuksuzdur. Böyle bir ortamda vatandaşın baskı altına alınmaması, insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaması mümkün görünmemektedir. Bir avukatın yapılan işlemlerin tutanağa bağlanmasını istemesi neden bu denli rahatsızlığa yol açmıştır? Zorla getirme işlemiyle gözaltına alınan bir kişiyle ilgili olarak yapılması gereken o kişinin derhal mahkemeye çıkarılması değil midir? Gözaltına alınan kişi ertesi gün saat 13'e kadar gözaltında tutulmuştur. Bu kişinin kendi beyanıdır. Yasa açıktır. Zorla getirme emri üzerine kişi derhal mahkemeye çıkarılmalıdır. Bir vatandaş gecenin bir yarısında zorla getirme emrini yerine getirmek üzere tutulmuşsa, haklı ve makul gerekçe ortaya konulmadan derhal mahkeme ya da Cumhuriyet Savcısı önüne çıkarılmalıdır. Polis memurları hukukun gereğini yerine getirmek için gözaltına alınan kişinin bir an önce mahkeme önüne çıkarılması için çabalamak yerine meslektaşımızın ve gözaltı işlemi yapılan vatandaş üzerinde neden baskı kurmaya çalışmışlardır? Yoksa bu kişiler yasayı uygulamakla mükellef devlet memuru değil midir? Yoksa bir muafiyetleri mi vardır? 31.12.2014 tarihinde cinayet bürosunda gerçekleşen eylemlerin tamamı Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Suç ve suçluyla mücadele eden bir kamu kurumunda işlenen suçların ihbar yükümlülüğü yok mudur? Neden yasal işlem başlatılmamıştır? Oradaki memurların avukata, vatandaşa bağırma, aşağılama, darp teşebbüsünde bulunma yetki ve muafiyetleri mi vardır? Yaşananların kelimelerle izahı mümkün değildir. Kabul etmiyoruz, mazur göremeyiz. Avukatlık yasal olarak yargının üç kurucu unsurundan biridir. Avukatlar ekonomik durumuna, siyasi görüşüne, toplumdaki statüsüne bakılmaksızın herkesin sahip olduğu kutsal savunma hakkını kullanılmasını temin ve hukukun ve insan haklarının gözetilmesini sağlamak için görev yapmaktadır. Gerekli yasal başvurular vakit geçirmeden yapılacaktır, başlamıştır, bugün başlamıştır. Ancak üzülerek belirtmek istiyoruz ki adı geçen şubede meslektaşlarımızın güvenlikleri konusunda da çok ciddi tedirginlikler oluşmuştur. Meslektaşlarımızın görevini yaparken öncelikle güvenliklerinin sağlanacağından, serbestçe savunma hakkını kullanabileceklerinden, manevi işkence görmeyeceklerinden emin olana kadar cinayet bürosunca müdafilik için görevlendirme yapılması talep edildiğinde bizzat Cumhuriyet Savcısı ve barodan bir gözlemci olmadan adı geçen büroya gidilmesinin sağlıklı ve güvenli olmadığı kanaati oluşmuştur. Bu nedenle ilgili bürodan müdafilik talep edilmesi durumunda avukatlık görevlendirmesi yapılmakla birlikte ifadenin ya bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından ya da uygun olan başka bir şubeden alınmasının sağlanması için gerekli başvurular ilgili birimler nezdinde yapılacaktır. Olay son derece vahim olup şiddetle kınadığımızı belirtiyoruz. Niğde Barosu olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler halkın vekiliyiz. Varlık sebebimiz halktır. Gücümüzü kanundan ve halktan alırız. O yüzden beyhude uğraşlarla avukatın görevini yaparken sindiremezsiniz. Ancak hukuku yaralayabilirsiniz. Ancak buna da müsaade etmeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Basın toplantımız bitmiştir.